Gençler selamlar, ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Konumuz permütasyon, 11. haftanın ikinci konusu, bir diğer ismiyle sıralama sevgili gençler. Şimdi permütasyonun tanımına bir bakalım. Bizim için ne ifade edecek, hangi soruların çözümüne yarayacak, birazdan her birini göreceğiz. Tanımımız A kümesi A1, A2, A3, A4, AN'lerden oluşmak üzere. Eğer bizim R diye bir sayımız varsa ve bu R de 0 ile N kapalı aralığındaysa, bu elemanlarından R tanesinin sıralanmasına, yani şuradaki elemanlardan R tanesinin sıralanmasına N'nin R'li permütasyonu denir. Hocam hangi R tanesi? İşte demek ki önce sen R tane eleman seçeceksin, sonra bir de onları sıralayacaksın. Yani şöyle, şu bir kalemlik, yine bu kalemliğin üzerinden gidelim. Bu kalemliğin içerisinde 8 tane kalem var diyelim. 8 tane kalemden mesela ben sana diyeceğim ki 4 tanesini seç. Sen de 4 tanesini seçiyorsun. Seçtikten sonra ben sana diyorum ki hadi bir de onları bir güzel sırala. İşte biz buna permütasyon diyoruz. Tabii ki bunun kaç farklı biçimde sıralanabilir diye soracağız. Sen bunları kısa yoldan yapmayı öğreneceksin bu konuda. Şimdi n'in r'li kombinasyonu, yani n tane cisimden veya n tane kalemden R tanesini seçip sıralamak kaç farklı biçimde oluyormuş? N faktöriyel bölü n eksi R faktöriyel. Tabi bunun kısa bir yolu da var. Şöyle mesela 7'nin üçlüsünü önce uzun yoldan yapalım. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 faktöriyel diyeceğiz. Yani 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diyeceğiz. Yani bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel olduğundan 4 faktöriyeller gider, geriye sadece 7 çarpı 6 çarpı 5 gelir. Arkadaşlar kısa yolu nedir? Şöyle 7'nin üçlüsü ya, 7'yi 3 defa azaltarak çarpacaksın. 7 çarpı 6 çarpı 5. O halde 5'in ikilisi 5 çarpı 4'ten 20 midir arkadaşlar? 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 değil midir? Bu şekilde bırakabilirsiniz. Onun üçlüsü de o halde 10 çarpı 9 çarpı 8'dir sevgili gençler. N'in sıfırlısı özel olarak 1'e eşittir. Yani n tane elemandan 0 tanesini seç, bir de bunları sırala. Zaten 0 tane seçtiğin için tek bir durum vardır. N'in n'lisi de n tane elemanın, n tane kalemin n tanesini seç, yani hepsini seç ve bunları sırala diyorsa zaten bu sıralama kendi arasında n faktöriyel biçimde gerçekleşir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, devam ediyorum üst tarafla. S, M, L, H, O, C, A. Yani SML Hoca'nın harflerinin oluşturduğu bir küme var, A kümesi. İlk ve son harfleri sessiz harflerden oluşan kaç farklı 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir? Şimdi 7 harfiden bahsetmiş ve ilk ve son harfleri sevgili gençler sessiz harflerden oluşacak ki buradaki sessiz harflerimiz bizim S, M, L, H ve C'dir. Şimdi demek ki ben arkadaşlar bu 5 tanesinin içerisinden, 5 tane sessiz harften 2 tanesini seçip bir buraya bir de buraya koyacağım. Tamam, bunu yapalım. Nasıl yaparız? 5'in ikilisi biçiminde mi sıralanır arkadaşlar bunlar? 5 tanesinden ikisini seçtim. Bir sağa bir de sola olmak üzere dağıttım, sıraladım. Geriye sevgili gençler varsayalım ki S ile M'yi seçmiş olduk. L hoca kaldı. Şimdi bunlar da 5 tane eleman. Bu 5 tane eleman da şu aralığa P 5'in 5'lisi kadar sıralanır. Şuradan nokta yok, o elim çarptı, silelim. 5'in 5'lisi şeklinde sıralanır. Yani çarpı P 5'in 5'lisi diyeceğiz. Şimdi şu kısım nedir? Tabii ki 5 çarpı 4'tür. Bu kısımda 5 faktöriyeldi. Demek ki cevabımız 20 çarpı 5 faktöriyel olacak. Hatta 20 çarpı 120 de diyebilirsiniz. Hatta sevgili gençler buna 2400 deme imkanımız da var. Tabii ki 2400 biçimde farklı şekilde ben 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelime yazabiliyormuşum bu şartlara uygun. Devam ediyorum. Örnek: aralarında 2 basketbolcunun bulunduğu 8 kişilik bir sporcu grubu yan yana durup fotoğraf çektirecekler. Bu fotoğraflardan kaçında 2 basketbolcu yan yana değildir? Şimdi basketbolcu diyelim, bir tane daha basketbolcu B1 ve B2 olsun. 8 kişilerdi bunlar, diğerleri futbolcu olsun mesela. Böyle diyelim, 6 tane de futbolcumuz var o halde. Demiş ki bize yan yana durup fotoğraf çektirecekler. Bu fotoğraflardan kaçında 2 basketbolcu yan yana değildir diye sorulur. Yan yana olduğu durumları bulabilir miyiz acaba? Şöyle diyeceksiniz arkadaşlarım. Önce diyeceksiniz ki şu ikisini görünmez bir bantla bantlayalım. Görünmez bir banttan kastım sanki onlar sürekli yan yana durmak zorundalarmış gibi görünmez bir bantla bantladık. Ve bunları artık tek kişi sayacağız. 1, ikinci kişi, 3. 4. 5. 6. 7. kişi, sanki 7 kişi varmış gibi düşünelim. Bunlar kendi aralarında 7 faktöriyel biçimde sıralanırlar zaten. Tabii ki bir de basketbolcu 1 ile basketbolcu 2 kendi aralarında da yer değiştirebilir. Halde çarpı 2 faktöriyel dedim. Bu istenmeyen durum. Bu istenmeyen. Yani bu, eğer kaç farklı biçimde yan yana fotoğraf çektirebilirler demiş olsaydı cevap bu olacaktı. Ama diyor ki yan yana değildir diyor. Yani yan yana olsun istemiyor. Peki tüm durum neydi? Bunlar zaten 8 kişiydi. Tüm durum 8 faktöriyeldir o halde. Ben 8 faktöriyelden istenmeyen durum olan 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli çıkarırsam eğer cevabı bulurum. 7 faktöriyel ikisinde de olduğu için 7 faktöriyel parantezinde burada 8, burada 2 faktöriyelden 2 kalır. Bu da bize 7 faktöriyel çarpı 6'yı verir. Cevabımız budur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim bir diğer sayfama. Örneğime bakıyorum. A kümesi 1, 2, 3 ve 4 elemanlarından oluşmuş. Bu kümenin elemanları ile rakamları tekrarsız yazılabilecek 4 basamaklı sayıların toplamı acaba nedir diye sorun. Şimdi çok iyi dinleyin. Açıklayıcı biçimde anlatmaya çalışacağım sizlere. Çok iyi dinleyin. Buna da işaret koyun. Çünkü bu soruların varyasyonları karşınıza çıkacak. Şimdi öncelikle 4 basamaklı istiyor. Ben toplamda kaç tane 4 basamaklı sayı yazarım? Tabii ki 4 faktöriyel tane. 4 faktöriyel de 24 tane yapar. Peki ya hocam sayılarını bulmak kolay da şu toplamı diyor ya o benim kafamı karıştırıyor diyebilirsin. Merak etme, zamanında benim de kafam karışıyordu öğrenciyken. Sonra bol bol soru çözünce bunları anlıyorsun. 24 tane bizim sayımız var. Güzel. Hiçbir sayının başka bir, yani hiçbir rakamın buradaki 1, 2, 3, 4'ten başka bir rakama üstünlüğü olamaz. Yoktur da zaten. Yani biri büyük biri küçük diye bir üstünlük kuracak durumda değiller bunlar. Üstünlükleri olmadığı için de ben bu 24 tane sayıyı arkadaşlarım böleceğim 4'e. 6 gelecek. Bu 6 nedir biliyor musun? Bu 24 taneden 6'sı 1 ile başlar. Yani 1000 küsür sayılardır. 6'sı 2 ile başlar. 6'sı 3 ile başlar. Ve 6'sı da 4 ile başlar. Hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. 6 tanesi 1000 küsür olan sayılardır. 6 tanesi 2000 küsür, 6 tanesi 3000 küsür, 6 tanesi de 4000 küsür olan sayılardır. Hatta size bir şey diyeyim mi? 6'sının yüzler basamağı 1'dir. Yüzler basamağı diyelim. 1'dir. 6'sının yüzler basamağı 2'dir. 6'sının yüzler basamağı 3'tür ve 6'sının yüzler basamağı 4'tür. Onlar basamağı da aynı şekilde, birler basamağı da aynı şekilde. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Bu bir sayısı binler basamağında 6 defa, yüzler basamağında da 6 defa, onlar ve birler basamağında da 6'şar defa bulunmak zorundadır. Unutmayın, hiçbir rakamın bir diğerine üstün. Hepsi eşit biçimde dağılmak zorundadır. Madem öyle, zaten şöyle de düşün, 4 basamaklıydı, 6'sı 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 dersek zaten 24 tane sayı yapar. Madem öyle sevgili arkadaşlar, şöyle yapacağız. Şimdi 6 tane şu 1 ile başlıyorsa binler basamağı, o zaman onun değeri 1000'dir. 6 tanesinin yüzler basamağı 1 ise o yüzler basamaklarının değeri de 100'dür. 6'sının onlar basamağı 1 ise 10'dur ve birler basamağı 1 ise basamak değeri 1'dir ve bunların hepsinden 6'şar tane var. Hatta 6'şar tane 2000 artı 200 artı 20 artı 2 vardır. Neden? Çünkü 2 ile başlıyor. Yani binler basamağı 2 ise basamak değeri 2000'dir. Yüzler basamağı 2 ise basamak değeri 200'dür. Onlar basamağı 2 ise basamak değeri 20 ve birler basamağı 2 ise basamak değeri 2'dir. O halde 6 çarpı 3000 deriz 3 ile başlayanlar için, 300 deriz 30 deriz ve 3 deriz ve 6 tane 4000 deriz artı 400 deriz artı 40 ve artı 4 deriz. Hepsi de zaten altı parantezinde. İşte bize bu sayıların toplamı sorulduğu için ben bütün basamakları şu an buldum. Bunları toplarsam cevabı da bulacağım. Güzel, bak burası 6 çarpı 1111 yapar. Burası da 6 çarpı 2222 yapar. Burası 6 çarpı 3333 ve burası da 6 çarpı 4444 yapacaktır sevgili gençler. Eşittir diyelim hepsini. Bunları toplayacağım ama şunları toplarım daha akıllıca olur. Hatta bu 6 çarpı 1111'dir. Bu 6 çarpı 1111 çarpı 2'dir. Çünkü 2 kere 1111 2222 yapar. O zaman bu da 6 çarpı 1111 çarpı 3'tür. Bu da 6 çarpı 1111 çarpı 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. Peki şimdi ben bunları toplayacağım ya. Her birinin içerisinde 6 çarpı 1111'i yani 6666'yı görmüyor muyum? Görüyorum. O zaman 6666 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı 4 deriz. Güzel. 1 artı 2 artı 3 artı 4 de 10 yapar. 10 kere 6666 da 66660 yapar sevgili gençler. İşte bu 24 tane 4 basamaklı sayının toplamı da budur. Yani 66.660'tır diyebiliriz. Güzel soru. Devam edelim bir diğer örneğimizle. Bir H kümesi var. Elemanları 1, 2, 3, 4. Bu kümenin elemanlarıyla rakamları tekrarsız. 4 basamaklı sayılar yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Bu sıralamada 20. sayı kaçtır diye soru. Bakın üstteki sorudan birazcık kopya çekebiliriz aslında. Rakamları tekrarsız ben kaç tane sayı yazabilirim? 4 faktöriyelden 24 tane sayımız var bizim. 24 tane 4 basamaklı rakamları tekrarsız sayımız var. Yine 24'ü 6'ya bölecek olursanız, pardon 4'e bölecek olursanız 6 bulursunuz. Ve bu 6 demek 6'sı 1 ile başlar demek, 6'sı 2 ile, 6'sı 3 ile başlar, 6'sı da 4 ile başlar demektir. Şimdi sen o zaman şunu biliyorsun. İlk 6'sı küçükten büyüğe doğru sıraladığımız için 1000 küsürler önde olacaktır. İlk 6'sı 1000 küsürler, ikinci 6'sı yani 12. sayıya kadar olanlar 2000 küsürler, 18. sayıya kadar olanlar da 3000 küsürler. Yani 19. sayı sevgili gençler 4 ile başlar ve 4 ile başlayıp 4000 küsürlerle yazılabilecek en küçük sayıdır. O halde 4123'ün ta kendisidir. Peki 20. sayı nedir? O da ikinci en küçüktür. Yani 4132'dir ve böylelikle 20. sayımızın 4132 olması gerektiğini de söyleyebiliriz tabii ki. Evet, 105. sayfanın sağ üst tarafındayım. Tekrarlı permütasyon olması lazım. Asıl olan yer burası. N tane elemanımız var. R1, R2, R3 ve Rn'e kadar tanesi aynı. Yani R1 tanesi aynı, R2 tanesi birbiriyle aynı, R3 tanesi ve Rn tanesi birbiriyle aynı. Toplamda da bu R1'den Rn'e kadar olan sayıların toplamı ne olmak üzere? Bu n tane eleman sevgili arkadaşlar. N faktöriyel bölü şuradaki R1 kaçsa R1 faktöriyel çarpı R2 faktöriyel çarpı R3 faktöriyel çarpı Rn faktöriyele bölünmesiyle bu kadar sıralanırdı. Bu tekrarlı permütasyon ne işe yarar biliyor musun? Mesela şimdi anne kelimesi diyelim. Anne kelimesini düşünelim. Normal şartlar altında ben bunun harflerini kaç farklı biçimde karıştırabilirim? 4 harfli olduğu için 4 faktöriyeldir. Yani 24 tanedir. Fakat şimdi sen karıştırdığını düşünürken varsayalım ki anne kelimesinden nane kelimesini ürettik. Ve sevgili gençler daha sonra da gittin. İkinci hamlen şu oldu. N ile N'yi yer değiştirdin. Gene nane yazdın. Ve sanki bunu da farklı bir kelimeymiş gibi bunu bir kere saydın, bunu bir daha saydın. Şuradaki n ile n'yi yer değiştirdin. Gene anne yazdın. Bunu bir defa saydın. Bunu bir defa daha saydın. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen her yazdığın kelimeyi 2 defa yazdın hacı. 2 defa saydın. O halde 24 farklı biçim buluyorsak ve her kelimeyi 2 defa saydıysak bunu 2'ye bölmemiz lazım. Gerçekte hocam 12 tane yazabiliriz diyeceksin. Peki bu 2'ye bölme olayı nedir? Aslında şuradaki formüle göre düşünecek olursak. Normalde anne kelimesi 4 harflidir. 4 faktöriyel bölü 2 tane n var birbirinin aynısı olan. O halde bunu 2 faktöriyele böleceksin diyor. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel de 12'nin ta kendisi yapar. Örneğimize bakalım. A, B, C, D harfleriyle 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir? 7 harfli olduğunu zaten söylemiş. Burada da 7 tane harf var. 7 faktöriyel dedik. Bölü 3 tane A mı var birbirinin aynısı olan? O zaman 3 faktöriyel yazacaksın. Çarpı 2 tane B mi var birbirinin aynısı olan? O zaman 2 faktöriyel de buraya yazacaksın. Bunlar artık birer tane olduğu için yazmana lüzum yok. O halde sen burayı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diye yazacak olursa, bak buradaki 3 faktöriyel ile 3 faktöriyel gider. Bak buradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştirsin, 2 yazarsın. 7 kere 2 14, 5 kere 6 da 30 yapar. 14 kere 30 da sevgili gençler tabii ki 420 yapar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Birbiriyle aynı 2 tane matematik, birbirinden farklı 3 tane fizik ve 1 tane kimya kitabı düz bir rafa kaç farklı biçimde sıralandı? Matematik kitapları birbirinin aynısıymış, kopyasıymış. Fizik kitapları da birbirinden farklı olduğu için F1, F2, F3 diyelim, bir tane de kimya kitabımız var. Şimdi düz bir rafa sıralayacağım ben bunları, kaç farklı biçimde sıralarım? Şunların ikisinin aynı olduğunu söylemiştik. Bunların ikisi aynı. Toplamda kaç tane kitabım var? Hocam 6 tane. O zaman 6 faktöriyel yazacaksın. Bölü 2 matematik birbiriyle aynı olduğu için 2 faktöriyel. Başka da birbirinin aynısı olan yok. Hocam bunlar fizik değil mi? Evet fizik, ama birbirinden farklı fizik kitapları. Yani sen gidip A yayınlarının fizik kitabıyla B yayınlarının fizik kitabına birebir aynısı diyemezsin. O halde cevap bu. 6 faktöriyel 720 idi. 2 faktöriyelde 2. Bunu buna bölerseniz 360 gelir sevgili gençler ve cevabımız da budur deriz. Sayfanın da sonuna geldik. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Tabi bir de böyle sorular görüyorsun sen soru bankalarında, denemelerde falan. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı biçimde gidilebilir? Tabi ben soruyu kısaltarak yazdım videolarımda çekeceğim için. Şöyle varsayalım ki bir şehrin krokisi geçti elinize. Böyle şehrin şurasına da şöyle bir işaret var ve diyor ki buradasınız. Sen buradasın. Ve daha sonrasında o krokiden baktın, B noktasına gitmek istiyorsun. B noktasına gitmek için de şehirde böyle çok düzenli bir şekilde bölmüşler. Bunlar da yollar sevgili gençler. Gidebileceğiniz yollar. Ve tabi biraz da acelem var. Bu cümleye dikkat, bu ifadeye dikkat. En kısa yoldan gitmek istiyorsun. Böyle sorulmalı soru. En kısa yoldan diye sorar. Öyle sormazsa zaten soru hatalıdır. Ya da öyle sormazsa o soru zaten bir cacık olmaz. Veyahut şöyle der. Sadece sağa ve yukarı gitmek koşuluyla der. Bu ikisi aynı şey. Yani sen zaten en kısa yoldan gitmek istiyorsan sadece sağa ve yukarı gitmelisin. Varsayalım ki şuraya kadar geldin, iyice B'ye yaklaştın. Bir daha sola dönmenin veya bir daha aşağı inmenin bir alemi yok. O zaman yolu uzatırsın. Demek ki neymiş? Sol ve aşağı yasaklanacak. Ki bu da ne demekmiş? En kısa yoldan gitmek demekmiş. Şimdi ben kafama göre A'dan B'ye gideceğim. Giderken de sevgili gençler bir rota çizeyim. Önce şöyle 2 birim sağa gittim. Sonra yukarı çıktım. Sonra 2 birim sağa gittim. Sonra 2 birim yukarı çıktım. Sonra B'ye vardım. Varsayalım ki sizin adınıza yapıyorum. Şu da sizin hareketiniz olsun. Şöyle geçtik. Şöyle gittiniz ve şöyle gittiniz. Şimdi iki harekette de B'ye vardık. Bir sıkıntımız yok. Şimdi bu B'ye varırken ben 1, 2, 3, 4 ve 5 defa sağa doğru hareket ettim ki sağa doğru olan hareketlere S diyelim. Ve daha sonrasında 1, 2, 3 defa da yukarı doğru hareket etmişim. Ben giderken bundan 5 defa, bundan 3 defa bu hareketten yaptım. Peki sen ne yaptın? 1, 2, 3 defa yukarı gittin ve 1, 2, 3, 4, 5 defa da sağa gittin. Aha, sen de 5 defa sağa gittin, ben de. Sen de 3 defa yukarı gittin, ben de. Aslında olay şu. Şimdi benim yaptığım hareket sağ, sağ, yukarı, sağ, sağ, yukarı, yukarı ve sağ idi. Senin yaptığın harekette yukarı, yukarı, sağ, 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 sağ ve yukarıydı. Şimdi ikisi de beni B'ye ulaştırmıyor mu kardeşim? Evet. İkisinde de ben toplamda 8 hamle yapmadım mı? Evet. Ve ikisinde de ben S'den 5 tane kullandım. Sen de S'den 5 defa kullandın. Ben Y'den 3 defa kullandım. Sen de Y'den 3 defa kullandın. Demek ki sadece ama sadece ben S, 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 S ve Y, Y, Y harfleriyle oluşturulacak 8 harfli, anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Bunun cevabını bulursam A'dan B'ye kaç farklı biçimde en kısa yoldan giderim? Onun da cevabını buluruz. O halde ne diyeceğiz? Artık basit. 8 faktöriyeli 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyele böleceğiz. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel derseniz 5 faktöriyel ile 5 faktöriyel gider. 3 faktöriyel zaten 6 idi. Cevap da 8 kere 7'den 56 yapar diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi bu soru için şöyle bir yöntemle göstereyim ben sana, aklında bulunsun, ne olur ne olmaz. Şekil bu şekilde düzgünse, yani düzgün dikdörtgense sıkıntı yok, şu yolla yap gitsin. Ama şekil düzgün değilse, yani böyle L biçiminde olur, merdiven biçiminde olur şekil, A'dan B'ye kaç farklı biçimde gidilebilir diye sorduğu zaman bu yöntem senin başını çok ağrıtır. O yüzden şimdi anlatacağım yönteme dikkatli bak. Sen varsayalım ki tam olarak şuradasın, haritaya baktım, böyle bir imleç var, buradasın diyor. Burada durup da buradan yukarı ve sağa baktığın zaman gördüğün tüm köşe noktalarına 1 yazacaksın. 1, 1, 1, 1 ve 1. Bir de buralara 1, 1 ve 1. Sonra da arkadaşım şunu yapacaksın. 1 ile 1'i topladım 2. 2 artı 1 3. 3 artı 1 4. 4 artı 1 5. 5 artı 1 6. 1 2 daha 3. 3 3 6. 6 4 10. 15 15. 15 6 21. 1 3 4. 4 6 10. 10 10 20. 20 15 35 ve 35 ile 21'i toplarsanız da buraya 56 yazarsınız. Bu da size cevabı verir. Az önce bulduğumuzun aynısıdır. Geçiyorum bir diğer örneğime. A'dan C'ye, B'ye uğramak şartıyla kaç farklı biçimde gidilir? Önce sevgili arkadaşlarım o zaman şu kısma bakalım biz. Böyle göstereyim ben size bunu. Sadece ama sadece önce bu kısma bakalım. Yani biz bu adamı en kısa yoldan önce B'ye götürelim. Madem B'ye uğramak şartmış ya. Kaç tane sağa doğru yol var? 1, 2, 3 tane. Kaç tane yukarı yol var? 2 tane. Yani 3 tane sağ, 2 tane yukarı dediysek bu da 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. 120'yi 6'ya bölerseniz 20 yapar. 20'yi de bir de 2'ye bölerseniz 10 yapar. Yani B'ye 10 farklı biçimde yol varmış sevgili gençler. Şimdi B'den C'ye bakacağız. B'den C'ye gitmek için de şuradaki karemize bakacağız arkadaşlar. Böyle göstereyim ben size. Buradaki kareye bakacağız. 2 tane sağ ve 2 tane yukarı yol var. Dolayısıyla SSYY dedim. Bu da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. 24'ü 4'e bölerseniz 6 farklı yolda buradan buraya var diyebiliriz. Şimdi artık en başında çözdüğümüz vardı ya. Şu sayma kısmında, hani ilk sayfamızda çözdüklerimiz vardı ya arkadaşlar. Hemen yukarı çıkayım göstereyim. Bakın şu yol. Neydi? A'dan B'ye 3, B'den C'ye 4 farklı yol varsa bunları çarpıyorduk değil mi? O halde tekrardan sorumuza dönecek olursak şu kısma bakalım. Bakın ne diyor? A'dan B'ye 10, B'den C'ye 6 yol var. Benim de amacım zaten A'dan C'ye gitmek. O zaman cevap 10 çarpı 6'dan 60 farklı yol vardır diyebiliriz. A'nın cevabı bu. Geçtim B'ye. B'ye uğramadan kaç farklı biçimde gider diye sormuş. Hayda, şimdi B'ye uğratmayacağız biz adamı. O halde şu kısmı siliyorum. Notunuzu umarım almışsınızdır. Almadıysanız da 2 tık geriye gidin, oradan bakın. B'ye uğramak istemiyoruz. B'ye uğramak istemiyorsak sevgili gençler, bir kere şu yol iptal. Yoldan geçemez. Daha sonrasında şuradan şuraya da gidemez. Bu yol da iptal. Buradan buraya da gelemez. Bu yol da iptal. Ve zaten buradan da buraya gidemeyecek. Bu yol da iptal. Ama bunun kıyılarından, köşelerinden dolanabilir. Yani şuradaki yolları kullanabilir sevgili gençler. O halde ben sanki burası boşmuş gibi davranacağım. Burayı kaldırdık. B'ye uğramak istemiyoruz ya, o yüzden burayı kaldırdık. Pekala, şimdi burası yoksa yaz köşe noktalarına 1, 1, 1, 1 ve 1. Buraya da yaz 1, 1, 1 ve 1 diye. Sonra 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 1 buraya 4 farklı biçimde. Buraya 5 farklı biçimde bu köşe noktasına. Buraya da 6 farklı biçimde gelir. 1 artı 2 3 yaptı. 3 artı 3 6 yaptı. 1 artı 3 4 yaptı. 4 artı 6 10 yaptı. 4 artı 1 5. 10 artı 5 15. Tıkandık değil mi? Hem sağdan hem de soldan tıkandık. Niye tıkandık? Şöyle göstereyim. Ben burada 6 ile neyi toplayacağım? Veya 15 ile neyi toplayacağım? Bakınız 6 ile bir şeyi toplayamıyoruz ama buraya 5 adımda geldiyse, 5 farklı biçimde geldiyse buraya da 5 farklı biçimde gelir. Yani aslında bunu şöyle oyun gibi düşünüp burada toplayamayacağımız bir şey varsa, artık toplayacağımız bir şey kalmadıysa en yakındaki 5'i buraya kaydırıyoruz. 5 artı 6 11, şuraya 11. Daha sonrasında 11'de toplayacağımız bir şey yok. O zaman 5'i yine yana kaydırdım. Burası 5 yaptı ama şöyle bir durum var ki, burası 5'ti ya. Şurası da 10. Buraya 10 farklı biçimde geliyorsa şuradan şuraya 10 farklı biçimde, buradan da buraya 5 farklı biçimde geldiğine göre artık burası 15'tir. 5 artı 10'dan toplama yolu ve sayma, hatırladın mı? 15 artı 11'den burası 26. Daha sonrasında 10 artı 15 buraya 25 dedim. 25 15 daha 40 yapar. 40 26 daha da 66 yapar ve ben B'ye uğramadan C noktasına 66 farklı biçimde giderim dedim. Şu kısmı anlayabildiysen şu olayı, şurayı, gerisinde hiçbir problem yoktur. Devam ediyorum 106. sayfanın sağ üst tarafıyla arkadaşım. Cebinde 6 tane 5 liralık banknot ve 3 tane 10 liralık banknot ve bir tane de 20 liralık banknot bulunan Ceren 30 liralık hesabı kaç farklı biçimde ödeyebilir? Benim 30 liralık bir faturam var, bir fişim var, bunu ödeyeceğim. 6 tane 5 liramız var. Böyle. Daha sonrasında 3 tane 10 liramız var. Ve bir tane de 20 liramız var. Güzel. Şimdi 30 lira geldiyse elindeki bozukluklardan kurtulmak isteğiyle 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 dersek toplamda 30 lirayı öder. Ve güzel. Burada toplam kaç tane 5 kullandım? 6 tane. O zaman tek farklı biçimde öder derim. Buna bir farklı biçimde ödedik. Sonra şunu yapabilir. Şu 2 tane 5 lirayı, hani 5 liralık onda da dolmuşa binerim falan gibi düşünüp cebimde bozukluk gezmesin diye mantığıyla yine şu 2-5 yerine bir tane 10 lira verir. Sonra gerisini 5'lerle öder. Şu şekilde yani. Güzel, o zaman bunu da nasıl yapabilir arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Bir tane 10, 4 tane 5 mi kullandı? Toplam 5 farklı para var. 5 faktöriyel çarpı bunlardan 4 tanesi 5 liralık. Anladınız değil mi? Eşittir bu da 5 gelir. Daha sonrasında şunu da yapabilir. Şu 2-5 yerine de bir onluk verebilir. 10 artı 10 artı 5 artı 5. 4 tane para var. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Neden 2? 2 tane 10 var, 2 tane 5 var bu sefer. Bu da 24 bölü 4'ten 6 yapacaktır. Bir de son olarak şu 2 tane 5 yerine de bir tane 10 verebilir. Yani 10 artı 10 artı 10. Bu da hepsi aynı olduğuna göre buradaki gibi. O zaman buna da 1 diyeceğiz. Bir de 20 liralık vardı. Peki 20 liralığı hiç kullanmadım. Kullandığımızı düşünelim. 20 artı 5 artı 5 ile verebilir bunu. Yani 3 faktöriyel bölü 2 tane 5 olduğu için 2 faktöriyel. Bu da 3 yapar. Bir de 20 artı 10 ile verebilir. Bu da iki farklı biçimde, pardon, tek farklı biçimde verecektir bunu da. 1 dedik. Peki var mı bir sıkıntı artık? Bence bir sıkıntı yok. O halde sevgili gençler, şöyle çıktıları toplayacağız. 1, 5 daha 6, 6 daha 12, 1 daha 13, 3 daha 16, 1 daha 17 yapar ve 17 farklı biçimde bu hesabı kapatabilir diyeceğiz Ceren kızımız. Evet gençler, umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki sayfamızda kombinasyona geçiyoruz. Farklı bir video olacak. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.